Ah. Yandın mı? Yanmadım. Alakanı cezbedebilmek için yapıyorum. Barıştık mı? Feride, hiç küs değildik ki zaten. Peki. O zaman oyun oynayalım. Oynamasak. Oynamasak. Burada böyle sessizce otursak. Senin yaş kemale erdiği için o da öylece oturmak istersin. Ben daha oyun çağındayım. Hadi topaç oyunu oynayalım. Hayır. Neden? Sırlarım açığa çıkar diye mi korkuyorsun? Başlıyoruz. 60 yaşında kendini nerede görüyorsun? Süren başladı. Anlat. 60 yaşında... 60 yaşında huysuz bir ihtiyar olarak görüyorum kendimi. Futbol takımını da kurmuşum. Mürebbiyeler Birliği'ni de. Günaydın babacığım. Günaydın evladım. Allah. Aynı babasının gençliği. Bıyıklar. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun reisim. Günaydın, günaydın. Günaydın. Kibar oldu. Tövbe estağfurullah. Feride Hanım, tövbe estağfurullah. Bu nedir ya? Bu ne ya? Pek bir yakışıklılar. Ya Feride Hanım, şu kırmızı ekoselleri giydirmişsiniz. Siz şımartıyorsunuz bunları. Aa, nesi varmış, nasıl da yakışmış oğluma? Evladım, ağzındaki ne senin, ne çiğniyorsun? Kengir. Kengir, kininki. Anası şımartıyor bunları. İyi çiğne evladım şunu, iyi çiğne. Feride Hanım, bu çocuk olmamış. Aa, nesi olmamış? Bizim çocuğumuz olması mümkün değil. Niye ayol? Gel biz bunu baştan yapalım. Bak ya. 60 yaş diyor. Sen neyden bahsediyorsun? Feride. Bu benim hayalim. Ben böyle düşünüyorum. Sevdiğim kadınla mutlu, sağlıklı, aşkımı iliklerime kadar yaşadığım bir adam olur. 60'ımda da, 70'imde de, 80'imde de. Allah uzun ömürler versin. Amin. Amin ikimize de. Bu köyüm de çok hoşuna gitti. Hiç de bile. Senin hoşuna gitti esas. Gitti tabii. Neden gitmesin? Hayali bile muhteşem değil mi? Hadi sıra sende. Hadi. Ne yaparsam... Ne yaparsam beni affetmez. Bunun cevabını sen zaten biliyorsun. Eğer bana ihanet edersen ve eğer bana yalan söylersen seni affetmem. Evet. Peki. Bana hiç yalan söyledin mi? Ne yalanı? Sıra bende. Ne yaparsam... Ne yaparsam beni affedersin. Bilemiyorum. Yani eğer çok büyük hayal kırıklığına uğramışsam... Affetmezdim herhalde. Ne yalanı dedin?
Sana 39 tane yalan söyledim. Seni sevmiyorum. 16. Seni sevmiyorum. 17. Seni sevmiyorum. 38. Seni sevmiyorum. 39. Onu mu diyordun? Hatta 40. 40.'sı ne? Sen iyice güzelleştin bak. Güzel oldu bu böyle. Oğlum. Hadi sen de gel düğüne. Benim randevum var anne. Allah Allah. 3 tane eksik etek. Yanımızda bir erkek olmadan mı gideceğiz? Babam gelecekmiş dükkandan zaten. Ben onun için mi söylüyorum evladım? Dilşat Hanım Feride'yi görmeye gelecek. Oğlu dönmüş Avrupa'dan. Kız bakıyorlarmış. Büyük şans. Sen de gelsen. Selamlıkta şöyle bir tanışsan çocuklar. Çok iyi olmaz mı? Ekrem dönmüş mü? Ay bir yakışıklı, bir boylu poslu çocuk. Feride ile ikisini koy şöyle vitrine. Seyret. Akşama kadar seyret. Ben hazırım. Maşallah. Maşallah çocuk vallahi kaşı. Tut işi kaşı yavrum. Kaşı tut işi teyze şunu. Kaşı kaşı kaşı. Şunu ne olur aa. Hadi kalk sen de bizimle çık o zaman. Ben de çıkayım. Cumali Efendi sizi bırakacak zaten. Çok kötü düştü. Çok kötü düştü. Kötü düştü. Çok kötü düştü. Çok kötü bakayım. Tüh, benim gözüm de değmez ama. Tüh. Kalk. Şimdi bir hafta 10 gün yatman lazım senin. Böyle üzerine basamazsın. Haliyle düğüne de gidemezsin. Tüh. Hiç ağrım yok ama Kamran. Olur mu? Çıkacak bunun acısı, çıkacak, çıkacak. Şimdi sıcağı sıcağına sen pek anlamıyorsun bunu o yüzden. Bunun var ya, gece bir ağrısı olur ki uf. Uf, uf, uf. O yüzden ben sana bir ağrı kesici vereyim. Hiçbir şey yoktu bacağında. Sırf o düğüne gitmemen için sanatımı kullanmıştım. Kıskançlık senin kanına işlemiş. Ne yapsaydım? Ne yapsaydım Feride? Çok güzel olmuştu. Kadınlar da düğüne oğluna kız beğenmek için gidiyor. Gönderemezdim seni, müsaade edemezdim. Bana neyim onlardan? O düğüne gitmek için çok heveslenmiştim. Ha. O zaman öpeyim geçsin. Fırsatçı seni. Hadi sıra sende. En mutlu olduğum an. Herkes düğüne gitti galiba. Ya, sorma. Sen o yüzden mi yalnızsın? Ben zorladım herkesi. Millet kıştan beri bu düğünü bekliyor. En çok da ben. Aman ne düğün ha. Neyse. Sen iyi misin? Vallahi Kemal beni bıraksan koşacak kadar iyi hissediyorum ama. Sen öyle dediğin için de kıpırdayamıyorum. Senin ağrını ben aldım o yüzden. Ağrını ben aldım. Allah da senin ağrılarını alsın Kamran sağ ol. Allah da senden razı olsun. Sen birkaç saattir hiçbir şey yemedin herhalde. Yemedim tabii. Baksana şu yemeği.
Teyzem bana hemen hasta yemeği verdi. Hayatta yemem ben o yemeği. Açsın ya. Patates kızartayım mı sana? O gece ilk defa yalnızdık koca evde. Ve ilk defa münakaşa etmiyorduk. Çok gülmüştüm. Çok eğlenmiştim. Hatta neredeyse bacağımı sakatladığım için şükredecektim. Feride. Hı. Aslında benim nefesim çok kuvvetli. Yani Kamran bir üfürükçülüğün eksikti. Seni hemencecik iyi edebilirim. Hem de göz açıp kapayıncaya kadar. Kamran hani bir hafta 10 gün diyordun? Tabii hastalığın iyileşme süreci bir hafta 10 gün. Ben en iyi ihtimalinden bahsediyorum sana. Ama... Ay benim öyle dokunduğum yeri... ...güzelleştirme gibi bir maharetim var. Ne yani? Çiçek sapı mı yapacaksın bacağımı? Ne yapacaksın anlamadım. Seni ayağa kaldıracağım. İyi madem. Yap da görelim. Öp bakayım. Aa, ne münasebet. Feride ellerimi yeni yıkadım. Hadi öp. Tamam, çek şu elini. Öpmeyeceğim elini falan. Mahsuzcuktan yaptığımı zannediyorsun ama Feride. Bak ben elimi uzatacağım, sen öpeceksin. Ondan sonra iki defa üfleyeceğim, üç defa tüküreceğim. Git kendine tükür. Hayır, yanlış anladın, ondan bahsetmiyorum. Böyle dilimin ucuyla tıt 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 yapacağım. Sonra yürüyebilecek miyim? Evet, hadi. Evet. Kamran yürüyorum. Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Kamran teşekkür ederim. İleride çocuklarıma anlatacağım. Çok güzel bir hikaye ama o gece. Benim için de öyle. Peki. Senin benimleyken en mutlu olduğunu an. Aslında mutluluğun ne demek olduğunu ilk kez anladım. İliklerime kadar mutlu hissettiğim an demek istiyorum. Çok sıradan ama bugün bile hatırladıkça gülümseten, gözlerimi dolduran bir an. Sıntır kibarcı. Böyle sırtına bir şey almadan çıkmasan diyorum. Havalar serinledi. Malum. Senin de bünye birazcık yufka. Üşütürsün. Annem her şeyi naftalinle kaldırdığı için üzerime giyecek hiçbir şey bulamadım. Buna el işi dersinde ördüm de. Bana mı ört? Ben ders diyorum, sen bana mı diyorsun? Giy bakalım. Madem ördün, yardım et de giydir. Paylaşıya döndün. Çok güzel. Çok güzel.
Ben dışarı çıkayım en iyisi. Ben böyle dışarı çıkıyorum. Hadi selametle. Selametle. Bana en kırıldığın an. Seni seviyorum. Sanki bu dünyaya gelirken bu aşk için Allah'a söz vermişim gibi. Kalı beladan bile işte böyle seviyorum. Böyle yazmıştım saklı sevdan mektubuna. İşte böyle başladı aşk serüvenimiz Neriman'la. Keşke o şiirleri sana yazdığımı söyleyebilseydim. Keşke. Belki inanmayacaksın ama elim kalem tuttuğundan beri ben hep sana yazdım Feride. Hep seni yazdım. Bir tek seni yazdım. Hatta kendi adımdan önce seni yazdım. Senin adını. Ne yazıyor orada? Feride. Ne? Duymadım. Feride. Ama hoca da çok acımasızmış. Ya kafana o an bir şey olsaydı da beni sevmekten vazgeçseydin? Belki de o an kafama bir şey oldu. Ben o yüzden bu kadar meftunum, sana hastayım Feride. Evet. O da bir ihtimal. Kuvvetli bir ihtimal. Zira akıl işi değilsin Çalıkuş. Peki. Benden vazgeçmek zorunda kalsaydın, giderken son sözün ne olurdu? Beni bağışla. Bağışlanmayı gerektirecek ne yaptın ki? Bilmiyorum. Sen sordun, ben de öyle cevapladım. Evet. Ama bu sorunun cevabı hoşça kal da olabilirdi. Seni seviyorum da. Feride, alt tarafı bir oyun. Çok ciddiye aldın. Evet. Çünkü verdiğin cevap canımı yaktı. Eğer ki senden vazgeçmek mecburiyetinde kalsaydım. Bu benim rızam dışında olurdu. Senden vazgeçmek mümkün mü Feride? Mümkün mü? Bu yırtılma, koparılma, sökülme gibi bir şey olurdu. Ben seni bırakmam. Bırakamam. Acıkmışsındır. Yemeği koyayım ben. Ben de hazır olana kadar bahçeyle uğraşayım.